Birinci sorumuz plastitlerle ilgili olarak 1, 2, 3, 4 ifadelerinden hangileri doğrudur diye sorulmuş. Plastit deyince aklımıza kloroplast, kromoplast ve lökoplast üçüsü gelmesi gerekmekte. Bitkilerin ışık almayan kısımlarında bulunan lökoplastın ismi, e, ismi lökoplasttır. Bakın bu bulunmaz diyor. Yanlış bir ifade. Bütün fotosentetik organizmalarda bulunur derken mesela bir bakteri düşünün. Fotosentez yapan bakteri. E, Zarlı organel olduğuna göre plastikler bütün fotosentez yapanlarda bunun ifadesini yine yanlış olarak söyleyebiliriz. Hepsinde bulunmay bulunmayabilir. Ama klorofil, likopin gibi pigmentleri içerebilir. Evet zaten plastiklerin e, farklı farklı e, kromoplastında ve kloroplastında bunlar bulunmakta. Bunu söyleyebiliriz. Kompleks yapılı organik molekülleri sentezleyebilir. Evet çünkü üçünün de DNA, RNA ribozomu var. Kendi içinde DNA sentezi yapabiliyor. Çekirdeğin kontrolünde protein sentezi yapabiliyor. Dolayısıyla sentez reaksiyonları meydana gelebilmektedir diyoruz. Buna dolayı cevabımız 3 ve 4 olacak diyoruz. İkinci sorumuza bakacak olursak. Ökaryot hücrelerde bulunan kofullar hangilerini gerçekleştirebilir diye sormuş. Şimdi enerji üretimi sadece mitokondiri ve sitoplazmada fermentasyonla bakın gerçekleştirilebilir. Kofulların enerji üretme gibi bir durumu söz konusu değil ancak enerji harcarlar. Beslenmeyi sağlayan besin kofulu, sindirimi sağlayan sindirim kofulu, besin kofuluyla lizozom birleşerek sindirim kofulunu oluşturabiliyor. Dolayısıyla kofullar bu ikisini gerçekleştirebilir. Birincisini yapamaz diyoruz. Ökaryotlarda görülen 1, 2, 3, 4 özelliklerinden hangileri sitoplazma ile plazma için ortaktır. Yani çekirdek sıvısında ve sitoplazmada bundan hangisidir diye soruluyor. Ribozom bulundurma olabilir. Çünkü sonuçta çekirdek içerisinde üretiliyor ribozomlar. Orada da bulunabilirler. DNA bulundurma e, ökaryot olduğuna göre sitoplazmaya DNA çıkamaz. Bunun için bunu ortak kabul edemiyoruz. RNA'lar çıkabiliyor çekirdek zarındaki porlardan. Orada üretilip bakın hem orada hem orada bulunabilir. ATP de yine hem dışarıda hem içeride kullanılabiliyor. Çünkü orada da sentez reaksiyonları var. Orada da sentez reaksiyonları var. Bundan dolayı cevabımız 1, 3 ve 4 seçeneğimiz yani Ceyhan olması gerekmekte. Dördüncü soruya bakacak olursak. Bir bilim insanı bazı hücre organelleri ile yaptığı araştırmalarda şu sonuçları elde etmiştir. 1, 2, 3 e, olarak verilen şu cümlelerin Organelleri hangisi diye yerine eleştirecek olursak X organik besin molekülü sentez diyor Sentez yapıyor ama organik molekülü sentez diyor. Yani ilk etapta baktığımız zaman hepsi organik molekül sentezi yapabiliyor ama direkt olarak üretenler inorganiklerden şu olsa gerek çünkü kloroplasta fotosentez olabiliyor. Y X'in ürettiği besini kullanır. Bakın besin üretiyor, organik besin üretecek ve y de bunun ürettiği besini kullanacak. Y ikincisi olmuş oluyor. Dolayısıyla mitokondri kloroplastın üretmiş olduğu besini kullanarak kendisine enerji üretebilir. Bakın bu da var, bu da var. Olan ortak. Üçeye bakalım. Ribozom mu, Golgi mi? Z ise x ve y organellerinde bulunuyor. Yani şu organelimiz mi yoksa şu organelimiz mi? Bu ikisinin içerisinde bulunur. Tabii ki de ribozom DNA, RNA, ribozom üçüsünden oluşuyordu. Her ikisi de dolayısıyla cevabımız adana olması gerekmekte. Beşinci sorumuza bakacak olursak çeper bulundurmayan bir hücrede şu olaylar meydana gelebiliyor mu? Şimdi çeperi yok ama CO2 ve suyla monomer sentezleyebiliyor. Şimdi çeperi yoksa bir defa prokaryot değil. Bu bir ökaryot hücredir arkadaşlar. Çeperi olmayıp da kendisine besin sentezleyebilen bir canlı düşünelim. Şimdi bitkiler çeperi var olmaz. Başka fotosentez yapabilen canlı kimler ökaryotlardan düşünüyoruz? Protistalar var değil mi? Bir hücreli protistalar mesela örgene bakın. Çeperi olmadığı halde fotosentez yapabiliyor bakın. Bulduk evet çeperi olmayan fotosentez yapabilen ve ökaryot olan bakın bir canlı bir örgene düşünebiliriz. Dolayısıyla bakın öglana hem ne yapar? Bakın mitokondrisiyle oksijenli solun da gerçekleştirebilir. Dolayısıyla bu hücreyle ilgili hangilere doğru olabilir? Ökaryot mudur? Evet. Öglana ökaryot demiştik. Ototrof mudur? Kendi besini kendisi yapar mı? Evet. Gerçekleştirebiliyor. fotosentez yapıyor. Buradan anlıyoruz zaten co2 ve su birleşmiş. Bakın monomer sentezi gerçekleştirilmiş. Ee, Sonlumda oksijen kullanılır mı? Evet. Bakın co2 ve su açığa çıktığına göre biz buradan solunumda oksijen kullandığını Oksijenli solunumu yaptığında buradan ifade edebiliriz arkadaşlar. Cevabımız bundan dolayı Edirne olmuş olacak. Altıncı soruya bakacak olursak. Aşağıda ökaryot hücrelerde bulunan bazı organeller verilmiştir. 1, 2, 3, 4. Bunlardan hangileri kendilerini eşleyip çoğaltabilir? Mitokondrinin kendine ait DNA'sı var. Eşleyip çoğaltabilir. Sentrozom DNA'sı olup olmadığı net değil. Yok kabul ediliyor. Fakat kendini eşleyip çoğaltabiliyor. Hücre bölünmesinde kutuplara çekilebiliyor. İlpikleri oluşturuşun kenarlarında. Ama ribozom ve kofolun kesinlikle kendini eşleme özelliği yoktur arkadaşlar. Bundan dolayı cevabımız 1 ve 4 seçeneğimiz olmuş olacak. 7 sorumuza bakacak olursak. Aşağıda verilen organellerden hangisi hem bitki hem de hayvan hücrelerinde bulunan tek zarlı organellerden? bir tanesidir diyor. Şimdi ribozom zarsız, mitokondri çift zarlı, kloroplast çift zarlı, e, tek zarlı olan ikisi var. Merkezi koful mu, golgi mi? Merkezi büyük koful sadece bitkilerde bulunuyor. Onun için ortak olarak bulunan tek zarlı organelimiz bizim arkadaşlar golgi yani salgıyla ilgili olan organelimizdi diyoruz. Çift zarlı iki organel ve bu organellerde kullanılan ve üretilen bazı maddeler 8. sorumuzda verilmiş. X organeli Y organeline bakın besin ve oksijen veriyor. Ee, y ise CO2 ve suyu oluşturup X'e destek veriyor. Yeniden fotosentez yapsın. Besin üretsin diye bakın o da besin ve oksijeni üretip fotosentez sonucu Y'ye iade ediyor. Dolayısıyla bu kloroplast bu da mitokondriymiş. Buna göre bununla ilgili hangisi yanlıştır bakın. Bunu anladıktan sonra soruya geçiyoruz. X ve Y organelleri aynı hücrede bulunamaz. Yani bitkilerde şimdi kloroplast ve mitokondri aynı hücrede neden bulunmasın Sonuçta e, ikisinin de görevi farklı olan organellerdir. Bulunabilir. Cevabımız Adana olacak. Diğerlerine bakalım isterseniz. Her iki organel de ATP üretir ve kullanır. Evet. Kloroplastın ATP'si fotosentez için kullanılır. Mitokondrinin ATP'si metabolik reaksiyonlar için kullanılır. X organelin su yosunu yani protistalardaki algleri düşünebiliriz. Su yosunu Y organeli mantara ait olabilir. Kloroplast e, mitokondrisi olduğu için Y organelinin. X'inde bakın fotosentez e, kloroplast olduğu için düşünebiliriz arkadaşlar. X organeli ışık enerjisini kullanırken Y organeli kullanamaz. Çünkü biri mitokondili biri kloroplast. Bu şekilde bakın kullanamayacağını düşünebiliriz. Her iki organelde protein sentezi yapabilir. Her ikisinde bir ribozoma bulunduğuna göre gerçekleştirebilir arkadaşlar. 9. sorumuza bakacak olursak bir tablo verilmiş. Bu tabloda 1, 2, üç, dört tane boşluk bırakılmış. Bunların doğrusunu sormuşlar. Şimdi bakteri ve arkelerde bütün prokaryotlarda biz çeperin olduğunu söylüyoruz. Artı olacak. Mantarların da çeperi vardır arkadaşlar. Ribozom zaten olmayan canlı yok. Virüsler hariç bütün canlılarda bulunmaktadır diyoruz. ise bakın bakteri çift sarlı organel olduğu için bakteride biz kloroplastın bulunmayacağını, fotosentez yapsa bile serbest klorofillerle yapılacağını söyleyebiliriz. Bunun için cevabımız Bursa olması gerekmekte. 10. sorumuza bakacak olursak endoplazmik retikulum yani kısaca er adını verdiğimiz organelle ilgili endo boşluk, endo iç demek, plazma boşluk demek, retikulum borucuk demek, içeriye doğru uzanan borucuklar anlamındaki bir organeldir bu kelime manası. Buna göre hangisi doğrudur? Koful veya Golgi organellerini oluşturabilir. Evet, teksarlı olduğu için ER'den biz Golgi'nin, kofulun hatta lizozomun bile oluşabileceğini ifade edebilmiş, bilmiş oluruz. İnsanlarda iskelet sisteminin yaptığı görevi hücre içinde gerçekleştirir. Evet, kanalcıklar sistemi olduğu için bakın bu işte görevi vardır ER'nin. Bazı maddelerin hücre içinde iletimi ve depolanmasında bile ne yapmış oluyor? ERM'iz -E görev yapmış oluyor. Bunlardan dolayı cevabımız edinme olması gerekmektedir arkadaşlar. 11. ve son sorumuza bakacak olursak hücre çekirdeği ile ilgili olarak 1, 2, 3, 4 ifadelerinden hangileri doğrudur diye sorulmuş. Ökaryot yapıdaki tüm canlılarda bulunur. Evet çekirdek olduğuna göre belli bir çekirdek alanı ve çekirdek zarı tüm ökaryotlarda bulunur. Bir hücrede birden fazla sayıda da bulunabilir. Mesela bazı Cevik mantar dediğimiz protistalarda, ondan sonra bazı mantarlarda, çizgili kas hücrelerinde bakın. Çok çekirdek biz ne yapıyoruz? Rastlayabiliyoruz. Paramesunda bakın ne var protistalardan yine? Makroniktoz, mikroniktoz, mikroniktoz olarak iki tane çekirdeği söz konusu. Canlı hayat kalıtsal bilgilerin bulunduğu yapılardır. Evet, çekirdek DNA bakın burada bulunmakta çünkü. Nükleik asitler dışında organik molekül neden içermesin? Çekirdek içerisinde ribozom sentezi olduğuna göre bakın proteinler de bulunabilir. Proteinler gelip orada ribozom sentezinde RNA artı protein bakın birleştirilebilir. Dolayısıyla organik molekül içermez demek bakın yanlış bir ifade olmuş oluyor. Bunun dolayı cevabımız 1-2-3 seçeneğimiz yani denizde olması gerekmektedir arkadaşlar.